Merhaba değerli Agent TV izleyenleri. Bugün sizlere önemli olduğunu düşündüğüm, sıkça sorulan bazı sorular hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bu sorulardan bir tanesi, kurutmalı çamaşır makinesi almalı mıyız? Bu ne kadar sağlıklı olur? Bu tür sorular çok sık gelmekte. Ve ister istemez çevremizde yaşanan bazı arkadaşlarımızdan, eşlerimizden, dostlarımızdan duyduğumuz kadarıyla bazı şikayetlerin olduğunu duymaktayız. Haliyle çok endişelisiniz. Alıp almamakta karar veremiyorsunuz. Yıllarca bu işi yapmış birisi olarak gönül rahatlığıyla kurutmalı bir çamaşır makinesini alabilirsiniz diyorum. Hemen şu soru geliyor içinizden. Ama sıkma sırasında çok ses yapıyor. Evet, haklısınız. Sıkma sırasında ses yapıyor makine. Peki neden? Arkadaşlar, yapısı itibariyle kurutmalı çamaşır makineleri kurutmada yapacağı için sıkma devri 1400 devir civarında sıkmakta. Arkadaşlar, yapısı itibariyle kurutmalı çamaşır makineleri 1400 devirde sıkma yapar. Haliyle sıkma devri yüksek olunca özellikle dengesiz bir çamaşırda yüksek ses yapması kadar normal bir şey olamaz. Hemen şunu dediğinizi duyar gibiyim. Ama benim makinem 11 kiloluk. 11 kilo diye aldım ben. Haklısınız. 11 kilo bir çamaşır makinesi aldınız ancak bu sadece pamuklu çamaşırlar için geçerli. Pamuklu çamaşırlarda 11 kilo yıkayabilirsiniz. Yalnız bu kullanma kılavuzuna baktığınızda da göreceksiniz ki farklı çamaşır türlerinde kilogramı düşürmeniz gerekiyor. Eğer karışık bir çamaşır atmışsanız içine ve tıka basa doldurmuşsanız sıkmaya geçtiği zaman vibrasyondan dolayı sesler yapacak. Aslında bu normal çamaşır makineleri için de geçerli. Yani 7 kiloluk bir çamaşır makinesini siz tutup 7 kilo çamaşır atarsanız sıkmada ses yapacak. Artı kazan rulmanlarına zarar verecek. Bu hem size zarar hem artı çamaşırınız temiz yıkanmayacak. Başka aklımıza gelen bir soru da yıkama süreleri çok uzun. Kurutma süreleri çok uzun. 5-6 saat çamaşır makinesi mi çalışır? Evet arkadaşlar, yıkama süresi dediğiniz gibi epeyce uzun. Peki bunun sebebi nedir? Neden makineler bu kadar uzun süre çalışmak zorundalar? Birincisi, düşük sıcaklıkta bir yıkama yapmak istiyorsunuz. Bunun nedeni de az enerjiyle az suyla yıkama yapmak istiyoruz. Haliyle ne kadar ekonomik yapmak istersek o kadar süre uzayacaktır arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Hani derler ya, ne kadar ekmek o kadar köfte. Şimdi konumuza geri dönelim. Kurutmalı çamaşır makinesi almakta yarar var. Özellikle kış günleri çamaşırlarımızı kurutmakta epeyce bir zorluk çeker hanımlar. Bu yüzden kurutma bölümünü çalıştırarak rahat bir şekilde çamaşırlarda koku oluşmadan, karışmadan güzel bir kurutma elde edebilirsiniz. Kurutmalı çamaşır makinelerinde sadece kurutmada olduğu gibi filtreleme sistemi yoktur. Yani toz parçacıklarını, ip parçacıklarını direkt tahliye hortumuyla dışarıya atacak. Şunu ısrarla söylüyorum. Ne marka alırsanız alın, kurutmalı bir çamaşır makinesi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi çamaşır miktarını az atacaksınız. Bir de şöyle bir durum var. Çamaşır makinelerimiz zaten sensör sistem. Yani içine attığınız çamaşırın miktarına göre su seviyesini ayarlıyor. İçine iki gömlek atarsanız o iki gömleğin alacağı su kadar su alıp o kadar enerji harcıyor. Yani neden daha fazla doldurup makinenize de zarar veriyorsunuz, kendi cebinize de zarar veriyorsunuz? Bunu gerçekten anlamak çok zor. Makineyi tıka basa doldurduktan sonra sıkmada makineniz ses yaptığı zaman bu makine çok sesli çalışıyor diye makinenin markasında ya da makinenin kendisinde suç aramayın lütfen. Özellikle rica ediyorum, kullanma kılavuzlarına bakın. Kilogramların, mesela sentetikler için 10 kiloluk bir makinede 5 kilo atmanız gerektiğini göreceksiniz. Yıkama süreleri çok uzun. Evet, ve aklınıza şu soru geliyor hemen. 3-3,5 saat bir çamaşır makinesi yıkar da bunun harcayacağı enerji çok olur diyorsunuz kendinizce. Evet arkadaşlar, çamaşır makinesinin yıkama süreleri uzun ancak yıkama rezistansı enerjiyi daha fazla harcadığı için
yıkama rezistansı fazla devreye girmiyor. Yani ara ara devreye giriyor. Bu sayede de enerjiyi az harcamış oluyorsunuz. Bu kullanma kılavuzlarında enerji sarfiyatını gösteren tablolar bundan dolayı var. Yorumlarda sorularınızı, görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz herhangi bir problem ya da sorununuz olursa ya da önerebileceğimiz herhangi bir şey olursa lütfen çekinmeden sorabilirsiniz. Eğer bu tarz videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalımıza abone olunuz, takip ediniz. Aynı zamanda da videolarımızı beğenerek, paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.